Birkaç gün önce Mert Üsteğmen'im arazide yılan grubundan iki teröristin cesedine rastladı. Evet, konuştuk kendisiyle. Militanlardan birinin üzerinden cep telefonu çıktı. Konuşulan numaraları geriye dönük olarak taradık. Ve yılanın numarasını tespit edip dinlemeye aldık. Çok iyi. Sonra? Dün itibariyle bir konuşma tespit ettik müdürüm. İşinize yarayacağını düşünüyoruz. Bizler her şeyden önce bu toprağın kadınlarıyız. Sonra eşiz, anayız. Erkeklerimizin ne iş yaptığıyla öyle pek ilgilenmeyiz evin dışında. Çünkü öyle gördük, öyle yetiştirildik. Zaten biraz fazla soru sorduk mu hemen karşılar çatılır, sen işine bak deniverir. Bu yanlıştır hanımlar. Bu değişmesi gereken çok büyük bir yanlıştır. Çünkü eğer o kadınlar doğum yapmaya giderken kara suda can veriyorlarsa soru sormak hakkınızdır. O köprü yapılmadığı için nehrin öte yakasında çocuklarımız, kardeşlerimiz, yakınlarımız can veriyorsa soru sormak hakkımızdır. Hele ki daha düne kadar o köprüde çalışan kocalarımız, yakınlarımız, kardeşlerimiz şu ya da bu sebeple işte neyse artık çalışmıyorlarsa ve bu yüzden... Evet evet sadece bu yüzden. Kara su can almaya devam edecekse bırakın soru sormayı. Hesap sormak anamızın ak sütü gibi hepimize helaldir. Nereye istersen git ama paramı öde. Önce paramı. Para yanımda. Yakalanırsam avcunu yalarsın. Kaçmama yardım edeceksin, anladın mı yılan? Paranı almak istiyorsan mecbursun bana yardım etmeye. Ne zaman ve nerede? Benden haber bekle. Yılanın telefonunu uydudan izlemeye alalım Nedim, hemen. Baş üstüne. Umarım işinize yarar. Hem de nasıl. Çok teşekkür ederim. İyi günler. ...93 Harbi'nde Rus birlikleri Erzurum'da Aziziye Tabyası'nı işgal ettiğinde... ...Nene Hatun 20 yaşında taze bir gelindi. Kocası cephedeydi. Cepheden yaralı gelen abisi birkaç saat önce kollarında vefat etmişti. Kundakta bebeği vardı ve daha 3 aylıktı. Derken bir sesler duydu. Aziziye Tabyası düşmüş... Halk sokaklara dökülmüştü. Nene Hatun bebeğini son kez emzirdi. Şehit abisinin kasaturasını kaptığı gibi fırladı evden. Aziziye tabyasını geri almak için koşturan kalabalığın arasına katıldı. Birkaç saat sonra 1000 kadar şehit verildikten sonra tabya geri alındığında Nene Hatun yaralılar arasındaydı. Ama o kendi yaralarına aldırmadan... Başkalarının yaralarından akan kanları durdurabilmek için çırpınıyordu. O günden beri Aziziye tabyasının adı Nene Hatun tabyası olarak bilinir hanımlar. Hanımlar, sizin tabyanızsa işte karasu, işte köprü. Sınavlar bitti nihayet. Benim son bir tane kaldı. Yarın sabah gireceğim. Ne yapıyorsun tatilde? Çeşme'de olurum yazlıkta. Bodrum var mı Bodrum? Olmaz mı? Bırak şimdi sınavı baba. İyi geçti. Zaten son sınavdı. Aklım hep sende. Toparlanıp hemen geleceğim. Tamam canım tamam. Bekliyorum. Aslında ama sen telaş etmesen şöyle biraz. Oyalansan. Yani böyle aylaklığın tadını çıkarsan. Ya hatta aslında sen tatile çıksana. Ya bırak şimdi. Gelmemi istemiyorsun. Ya Aslı niye istemeyeyim? Oralar karışık diye. Doğru doğru. Gelip daha fazla karıştırma diye gelmeni istemiyorum Aslı. Köprü belini doğrultabilecek mi baba? Valla Aslı eğer biz belimizi doğrultabilirsek sıra ona da gelecek. Annem söyledi. İşçilerden yana sorun varmış galiba.
Ya var Aslı, var da var bir şeyler de önemli değil. Sen şimdi bunları düşünme. Sen geleceğin gün annene haber ver. Annen sevdiğin yemekleri yapsın sana. Tamam. Hoşça kal babacığım. Sizleri çok seviyorum. Biz de seni kızım. Biz de seni çok seviyoruz. Nasıl vaziyet? Belli etmek istemiyor ama galiba berbat. Ne düşünüyorsun? Düşünecek bir şey yok. Babamın yanına gideceğim. Köprüde çalışacağım. Tecrübesiz bir mühendis olabilirim ama taş taşırım gerekirse. Bunun için fazla tecrübeye gerek yok. Sizde program ne? Kimler tatile çıkıyor bakayım? Kolay gelsin. Teşekkür ederim efendim. Seninle biraz konuşalım. Müdürüm. Evet Nedim. Hücre evinde ele geçirdiğimiz şu adam. Çıktı mı hastaneden? Sorgu odasında. Sen başla, ben geliyorum. O silahları nereden bulmuşlar? Adamların bağlantıları, finans kaynakları. Kim bunları besleyip salıyor üstümüze? Bu iş çok başımızı ağrıtacak Nedim. Gerekirse, ki bence gerekecek, savcılıktan ek gözaltı süresi iste. İnebildiğimiz kadar ineceğiz derine. Baş üstüne müdürüm. Kısa bir zaman sonra temeli atarız Veysel Bey. Törene ulusal basın da davet edilecek. Yani herkesin gözü üstümüzde olacak diyorsunuz. Bugüne gelmek kolay olmadı müdürüm. Haklısınız. Dünya Bankası ile az boğuşmadınız. Buna değer. Veysel Bey, iyi misiniz? Evet. Çok zorladınız kendinizi. Şu an hala yatıyor olmanız gerekiyordu. Önemli değil müdürüm. Buna değer. Buna değer. Hikayeni anlattılar kızım. Pek parlak bir hikaye değil efendim. Hikayeni asla küçümseme. Asla. Sana ben babanla ilgili sorular soracak değilim. Bu konuda için rahat etsin. Çünkü reddettiğin bir hayatın faturasını kimse gelip burnuna dayayamaz. Ben sadece bunu söylemek istedim. Şimdi senin bugün burada bulunman ne kadar doğru bir iş yaptığımızı kanıtlar. Benim gözümde burada bulunman yiğitliktir kızım. Hadi, bu kadar gevezelik yeter. Şimdi gidip biraz çalışalım ha. Tak. Önce emniyet kızım, önce emniyet. Tak bakayım onu kafana. Ha? Güzel. Alo Veysel, haberler nasıl? Orada işler nasıl gidiyor peki? Evet. Güzel. İyisin. Evet. Evet, çok iyiyim. Gerçek. Babam aramış. Hem de defalarca. Arayacaksın. Şahnaz. Beni aramışsın. Arayamaz mıyım? Manasız aramalardan sıkıldım. Konuşmamız gereken her şeyi konuştuk seninle. Seni görmek istiyorum Şahnaz. Hayır. Son defa. Hayır dedim baba. Neredesin? Niye sordun? Şahnaz yapma. Ne olur yapma. Yakıp yıktığın yerdeyim baba. Köprüde. Şantiyede çalışıyorum. Hadi kolaysa gel bir daha yık. Artık buradayım. Son bir defa Şahnaz. Sonra
Sonra gideceğim. Bir daha olmayacağım hayatında. Sonsuza kadar. Bunu çok görme bana Şahnaz. Çok görme. Son bir defa. Söyleyeceğim yere gel. Uzaktan bir defa görsem yeter Şahnaz. Son bir defa. Şahnaz gitme. Erdal lütfen. Ya çağırması ayrı alamet değildir. Ya ne yapar Efaz'da? Ne yapar? Ya alır götürür seni Şahnaz. Zorla mı? He zorla. Babanı bilmezmiş gibi konuşma ya. Erdal yeter. Ya babanın en iyi yaptığı şey budur Şahnaz. Her şeyi zorla yapmaktır ya. Bunu kendim için yapıyorum. İçimin rahat etmesi için yapıyorum. Ya başlatma içine dışına Şahnaz. Ben ne yapacağım bu tozun toprağın içinde? Kapım seni götürürse ben ne yapacağım Şahnaz? Takıp silahı belime dağlara mı vuracağım kendimi ya? Şahnaz! Ya git ya! Beyim gitme. Bu çok tehlikeli. Gitmek zorundayım Haydar. Şahnaz Hanım'ı boş bırakmazlar. Takibi alırlar. Cehennemin dibine kadar yolları var. Buna izin vermem. Beni vurman gerekir Haydar. Bekle beyim. Seninle geliyorum. Biraz uzaklaşsın. Evet şimdi. İşte. Hadi söyle ne söyleyeceksen. Kızım, ben gidiyorum Şahnaz. Telefonda söylemiştin.
Benim de gelmeni istiyorum. Sen delisin baba. Uzaklara gidelim. Çok uzaklara. Yeni bir hayat. Eskisine hiç benzemeyen. Şamil Doğan Kaya bu. Baş üstüne. Beyim. Onsuz ben ne yapacağım Haydar? Onsuz ne yapacağım? Ne yapacağım ha? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Geceleri çok rahatsız. Uyku tutmuyor oğlumu. Sabaha kadar beni de uyutmuyor. Süt anasını istiyor bence. Kokusuna alışık ne de olsa. Ne yapacağız peki? Kusura bakma Bayram kardeş. Benden bu kadar. Ne yapacağız sen öksüz? Sen öksüz, ben öksüz. Nereye kadar bu öksüzlük ya? Nereye kadar? Şanız! Bitti işte. Bitti. Allah kahretsin, bitti. Ya. Yapma böyle makinenin tepesinde ya. Olmaz bir şey. Ya elin ayağın zangır zangır titriyor ya. Haline İyiyim bak. Ben. İyiyim. Bak Şahnaz. Benim de babam öldü. Hem de benim gözümün önünde. Tanıdığım en iyi insan değildi ama... seninki yanında melek sayılırdı. Diyeceğim o ki... he babandır. Seversin, özlersin. Öfkeden deliye dönersin. Ama sen sen ol. Babanın acısını dünyadan çıkarmaya kalkma Şahnaz. Yoksa bu dünyaya yazık edersin. Evet, evet anladım. Bölgeyi kontrol altına alın. Özür dilerim. Haberler kötü mü? Son günlerde hiç iyi haber girdiniz mi baskıya Salih Hanım? Bugünlerde girmeyi umuyoruz. Az önce Şamil'i kıl payı elimizden kaçırdık. Dünkü hücre baskını ile ilgili bir gelişme var mı? Kayıtlara girmeyecek söz. İrticai bir örgüt. Henüz çözmüş değiliz. Ölmeyi ibadet sayan bir grup manyak. Hücre tipi yapılanma. Anladım.
kızım. 2 yıl önceki bir fotoğraf. Şimdi 14 yaşında. Güzel bir kız. Nerede şimdi? İstanbul'da. Annesiyle yaşıyor. Çok oldu mu ayrılalı? 7 yıl. Bir polisle evli kalmak zor iş. Her kadın kaldıramaz. Evet, bu konuda az çok fikir sahibiyim. Niye? Bir polisle mi evliydiniz? Hayır. Kocam bir gazeteciyle evliydi. Ayrıldınız mı? Kocam öldü. Üzüldüm. Bunlar da kim? Bizim kayıp işçiler. Kayıp işçiler mi? Hani şu tecrübeli olanlar. Ha. Hadi gözün aydın Tekin. Sağ ol. Gözün aydın bakalım. Şantiye değil, yol geçen anasını satayım. Ne gelen belli, ne giden belli. Söyleme Tekin, söyleme ya. Öpeyim Vali Bey. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hayırdır? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Sormayın Vali Bey. Evde hanımlar ne rahat bıraktı, ne huzur. Yapma ya. Niye ki? Vallahi beyim, İyi olduğunu bileyim ama... Biliyorsan söyle kardeşim. Geveleme ağzında. Kızmak yok ama beyim. Ya kardeşim kızmam. Kızmam söyle. Şimdi beyim, Vali Hanım dün toplamış bizim karıları. Tıkmış okula. Sonracıma bir nutuk, bir nutuk. Akşam eve bir vardık ki... Allah! Sanki analarını kesmişiz. Kendimizi zor attık buraya vallahi. İyi ettiniz, iyi ettiniz. Akıllı adam karısının lafını dinler kardeşim. Hadi bakalım işinizin başına. Ha. Ama bir daha tası tarağı toplar giderseniz... Yok beyim, tövbe gider miyiz? Hı. Tamam. Kim çekecek onca dırdırı bir daha? Hadi bakalım, hadi. Hadi arkadaşlar, yürüyün, gidiyoruz. Hadi kolay gelsin, hadi. Hadi kolay gelsin. Yani bunlar şimdi 3 gün sonra gitmesinler tekrar. Söylenme, yani ben... söylenme. Al işte. Kalifiye işçi. Hayır.